Şarkıcıların Dünyası'ndan herkese merhaba. Bu hafta Bursa'dayız. Bursa'da çobanların kendi elleriyle, kendi emekleriyle oluşturduğu inanılmaz güzel bir etkinlikteyiz. İlk defa düzenleniyor bu etkinlik. Bursa Koyun Keçi Tanıtımı ve Ekipmanları Günleri düzenlendi. Bu etkinliğin, bu günlerin en güzel, en keyifli tarafı şuydu. Her şeyini ama her şeyini çobanlar yaptı. Çobanların günüydü, çobanlar karar verdi, çobanlar uyguladı. Herkesi burada çobanlar ağırladı. Muhteşem bir alan, bir sürü koyun keçi var, bir sürü ziyaretçisi var ve biz inanılmaz keyifli bir gün geçirdik. Tabii bu günün çok da özel bir hikayesi ve çok da özel bir başarı öyküsü var. Asıl biz sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz bugün. Çobanların sosyal medya ve dijital medya aracılığıyla nasıl bir araya geldiklerini, yani yeni nesil çobanların nasıl bir araya geldiklerini, neler yaptıklarını, bundan sonra neler yapacaklarını ve teknolojinin, iletişim ağlarının çobanlar için, yetiştiriciler için ne kadar önemli olduğunu, nasıl kullanmamız gerektiği üzerine konuşmalar yapacağız. Ama ondan önce yanımda genç bir çoban arkadaşım var. Bugünün ev sahiplerinden bir tanesi o. Ona kısacık bir merhaba demek istiyorum ve onunla kısacık bir sohbet yapmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Burhan değil mi ismin? Evet. Neler yapıyorsun Burhan? Koyun gidiyorum, güvercin uçuruyorum. Nerede yapıyorsun bunları? Çiftlikte. Çiftlik. Çiftlik nerede? Ankara'da. Ankara'da. Güzel. Hangi zamanlarda gidiyorsun peki? Okulun olmadığı boş bir zamanlarında, yani genellikle yaz tatilinde gidiyorum. Yaz tatilinin tamamını orada mı geçiriyorsun? Evet. Harika bir şey bu. Peki neleriniz var? Çiftlikte bana bir günde anlatsana böyle. Bir günde neler yapıyorsun? İlk öncelikle zaten sabah kalkıyorum. Güzel bir çay demliyoruz ve yemek yiyoruz. Ondan sonra kalkıp güvercin uçuruyorum. Tabii ondan önce davarı salıyoruz. Güvercin uçurduktan zaten sonra emsalim bir amcamın oğlu var. Onunla davara gidiyoruz, geziyoruz, güvercin uçuruyoruz. Köpeklerimizle falan oynuyoruz. Harika. Tüm günün böyle geçiyor yani. Evet. Doğada geçiyorsun. Genellikle hep böyle. Mutlu musun peki? Evet, mutluyum. Bundan sonra her yılda devam edecek misin? Evet. Huzur veriyor koyun gitmek, güvercin falan uçurmak. Harika. Peki, gelecekte yine böyle bir iş yapmak istiyor musun? Ya meslek olarak değil de böyle küçük bir işletmesi olup işte hobi olarak çocuklarımla eğlenmesi için falan yapmak istiyorum tabii. Anladım, harika. Yani babanın yolundan devam edeceksin. Evet. Tamam, harika. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle küçük çobanımıza. Çünkü Burak'ın bizimle olmasının şöyle de bir önemi var ki, çobanların yeni nesil iletişim sistemlerini kullanması önemli. Yeni nesil çocukların da doğada koyunlarla, keçilerle birlikte olması önemli. Çünkü diğer türlü bu işi devam ettirebilme olasılığımız yok. Teşekkür ederim Burak'ın tekrar sana. Bursa Koyun Keçi Tanıtım ve Ekipmanları Günlerinde, bence Çoban Buluşma Günlerinde, bu buluşmanın asıl mimarlarıyla birlikteyiz şu anda. Uzun süren, uzun emek verilen, uzun uğraşlardan sonra bir araya gelinen bir gündü bugün ve yarın da devam edecek. İki gün süren bir organizasyon olacak. Tabii biz bunu çok merak ediyoruz. Bu süreç nasıl başladı, neler oldu, neler yaşandı? Çobanlar bugün burada nasıl bir araya geldi? İlk önce bugünün en büyük mimarlarından biri olan Bülent Bey ile Bülent Yaşar'la başlayalım. Onun fikrini alalım, görüşlerini alalım. Ondan sonra da sırayla hepimiz görüşlerimizi söyleyelim. İsmim Bülent Yaşar. Çoban Bülent Yaşar diyoruz biz. Bize bu unvan bizim için güzel bir şey. Çobanlıktan yoksunuyor muyuz? Yoksunmuyoruz. Ama bazen bir yere gittiğimiz zaman, dişçiye gittiğimiz zaman, bir yere gittiğim zaman ne iş yapıyorsunuz diyor. Çobanım diyorum. Şaka mı yapıyorsunuz diyor. Şaka yapmıyorum. Çobanım. Yani çobanım ve bundan da mutluyum. Aslında genel meslek olarak insanlar artık insanların bakış açısı mesleğe göre, elbiseye göre. Aslında bunun hiçbir alakası yok. Yani insanlığın elbiseyle olmadığını, karakterle olduğunu ya da meslekle alakalı olmadığını biz düşünüyoruz ve çobanlık olarak, mutlu olarak yaşıyoruz. Şimdi buradaki fuar nereden çıktı? Veyahut Facebook'ta bunu nasıl yaptık? Türkiye Küçükbaş Hayvancılığı diye içindeki hayvanların
değişik ırklar var. Yani Türkiye'deki ırklar var ve o resimlerin hepsinde sahibi var. Yani bizim Türkiye Küçükbaş Hayvancılığı, Facebook, Koyun, Keçi, Köpek, Çobanlar Birliği dediğimiz resimlerin hepsinin sahipleri var. Resimlerin sahipleri var. Hepsinin özel anıları var. Yani her şey duyguyla yoğrulmuş bir sayfa düşünün. Kim yaptı? Şahsen benim internet ortamında o resmi oluşturacak bir bilgiye donanıma sahip değilim. Ama biz dedik ki bir sayfa kuruldu. İşte kaç kişiden başladı? Bir kişi ben kendim kurdum. Sonra arkadaşlarla beraber çoğalmaya başladık ama ilk kurulduğumda 150 kişi oldu. Biz şöyle bir paylaşım yaptık. Kendimizi tanıtalım dedik. Ne iş yapıyoruz? O 150 kişi hiçbiri birbirini tanımadığı halde işte 3 çocuğum var, evliyim. İşte şu kadar hayvanım var. Dedi ki birisi benim hayvanım yok. Ben kaynakçıyım dedi. Biri dedi ki ben yemciyim dedi. Biri dedi ki ben işte çadırcıyım dedi. Biri dedi ki ben sakız koyunu besliyorum dedi. 2 çocuğum, 3 çocuğum var diye devam etti. Böyle bir samimi ortamdan başladı bizimki. Ama buraya gelir miydi onu bilmiyorduk. Düşüncelerimiz, daha büyük düşüncelerimiz var ama gelir mi gelmez mi onu bilmiyorduk. Düşüncelerimizi anlatacağım. Ve biz sayfamızı kurduk ve devam ediyor. Sayfamız devamlı büyüyor. Şu anda 30.000'i geçti. Bundan önce Eskişehir'de yine çobanların organize ettiği, insanlara damak tadını, küçükbaş hayvancılığı damak tadı zaten bizim kültürümüze aittir, Türkiye'ye aittir. Ama unutulmuş bir tadı tekrar yaymak için ben Ankara'dan Eskişehir'e geçtim. Eskişehir Muttalipli çobanları da orada Polatlı'dan işte hayvanı kestik, oraya getirdik. Bursa'dan geldi, Çanakkale'den geldi. Değişik illerden geldiler ama birisi et getirdi, birisi pilav getirdi. Birisi dedi ki ben de dedi şey var dedi ya pilav getireyim. Abi dedi öbürü ben ne alayım dedi. Şunu alayım dedi. Öbürü dedi ki abi dedi işte yarışma düzenledik. Biz Türkiye'nin ilk baş çobanını seçtik. Türk çoban köpeğini seçtik. Koyun keçi o zaman görseldi. Yani çobanlar arasında yaptığımız mı? Bizim aslında istediğimiz şu. Hayvanları secerelerine göre yarıştırmak istiyoruz. Yani bir sakızla sakız kendi arasında, İvesi de kendi arasında, Merinos da kendi arasında. Bu yarışmalardan çıkacak hayvanların kalitesi sonucunda da insanlar, ben üreticiyim, o hayvanın yavrularından istiyorum. Niye? Kendini kanıtlamış. Jüriler eşliğinde kanıtlamış. Ha orada öyle oldu mu? Olmadı. Görsel olarak seçtik. Bunu başardık ve orada 22 adet küçük baş hayvanı insanlara tattırdık. Aynı usulümüzdeki gibi kazanlarda kaynadı odun ateşinde. Sağ olsun orada çobanların katkısı, başka bir şey yok. Ödüller verildi. Ufak altın verildi. Bir arkadaşımız Manisa'dan, Mehmet Erben abimiz altın getirdi. İşte baş çobanımıza kepenek aldı. Herkes cebinden parayla. Hiçbir yerden işte şunu da al yok. Birisi dedi ki abi şunu yapayım. Aynı burada da etkinlikteki gibi. Erdoğan abimiz ne yaptı? Elindeki ender bulunan bir ırkı şehit ve gazi yakınlarına bağışladı. Şu andaki huzursuzluk bir toplumunda muazzam bir özveridir bu. Yani bunu her insan yapabilir mi? Şahsen ben kendim çok hayvanım olduğum halde samimi olarak söylüyorum. Çok düşünürdüm. Ve çok iyi biliyorum ki Erdoğan abimin de hayvan sayısı yüksek değil. Ama en ender ve Türkiye'de ilk doğum yapan bir hayvanını hediye etti. Ya bu duyguyla anlatamam. Konuşma da yetersiz kalır. Şöyle bir şey düşünün. Çok zenginsiniz ama bir şey verebilirsiniz. Belki dokunmaz. Ama elinizdeki en değerli varlığı şu andaki fuarcılığı, gerçek anlamda fuarlık kazansın diye elindeki hayvanını bağışladı. Samimi söylüyorum. Ben yapar mıydım çok düşünürüm. Bülent olarak. Biz onu kurduk. Sayfamızı kurduk. Eskişehir'de festivalimizi gerçekleştirdik. Bizim hayal, çobanların hayallerinden bahsediyorum. Hani çocuğum, oradaki konuştuğunuz kişi benim oğlumdu. Bakın. Biz eğer gerçekten de bizim birinci prensibimiz kaliteli insan yetiştirmek. Meslek dalı olacak, doktor da olacak, her alan olacak. Ama bizim birinci prensibimiz bir insan yetiştirelim. Gerçek anlamda insan. Karşıdakine duyguları, yani duygusuyla hitap eden, zarar vermeyenden bahsedebiliyorum. Her düşünceden insan olabilir. Bizim sayfamızda her türlü siyasetten insan var. Bizim prensibimizin birincisi insan olmayı başarmak. İnsan olduğumuz, başardığımız takdirde çok şeyi başarırız. Bizim küçükleri yetiştirme düşüncesinde
İlerideki hedefimiz, onu başarır mıyız? Başarırız. Niye başarırız biliyor musunuz? Bakın ben şu anda çobanlık yapıyorum. Hayvanlarım var, işletmem var. Burada kaynakçısı var. Çoban tahtası yapan, çoban sopası yapan, bu özel bir yapı. Yani normalde çoban sopasını bunun ustası yapıyor. Demircisi var, kaynakçısı var. Biz toplanıyoruz, ortaya bir oluşum oluşturuyoruz. Yani bir güç oluşturuyoruz. Bizim çobanlar için, siz bu konuda bilgilisinizdir, bildiğiniz de vardır, çizgi filmlerimiz var. Yurt dışında var, bizim Türkiye'de yok. Çocuklarımızın hayvancılık yapar yapmaz o ayrı bir şey. Ama bilmesini istiyoruz. Yani doğaya karşı, yani her zaman başında biz olmayacağız. Kırılgan, hemen en ufak bir hayat mücadelesine, yani bazen öyle bir anımız oluyor ki boğuluyoruz, bazen de çok güzel bir anımız oluyor. İnişli çıkışlıdır. Biz istiyoruz ki çocuklarımız ne iş yaparsa yapsın ama güçlü karakterli olsun ki benim oğlum yazın 3 ay ben 400 davarı teslim ederim. Götürür onları güderler, akşamleyin doyurur getirirler. O çocuklar. Hayvanların bütün bakımlarını onlar üstlenirler. Ben yapmam. Gösteririm onlara, yapmam. Bütün çocuklarımızın bizim güçlü olması için ve onları tanıması için çoban çizgi filmi istiyoruz biz. Bunu başarır mıyız? Onu ileride göreceğiz. Festivali başardık. Şu anda hayvancılık koyun keçi tanıtımı ve ekipmanları etkinliği ama bizim gönlümüzde bu bir fuar. Bu fuar. Bunu herkes de fuar olarak kabul ediyor ama resmi izni etkinliktir. İnşallah büyüklerimiz bunu görürler ve tarım ve hayvancılık fuarlarını ayırırlar. Yani hayvancılığa ait yarayan bir şeyi o fuarda sergilerler. Tarımı da orada sergilesinler. Ama ikisini birlikte karıştırmasınlar. Çoban çizgi filmini inşallah yaparız. O bizim hedeflerimiz arasında. Gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor ki daha sağlıklı ürünler elde ederek daha sağlıklı gençler yetiştirelim. Biz onu istiyoruz. Bu düşünceyle kurulmuş. Yani bu düşünceyle kurulmadı aslında ama bu düşünce oluştu artık. Yani hedef bu düşünceyle kuruldu. Çoban çizgi filmi, Çoban Mehmet'in çizgi filmini isterdin. Veyahut işte onun karakterlerinde Hatice olsun, Ayşe olsun, Hasan olsun, Hüseyin olsun düşüncesini olmadı ama artık bu fikre doğru gidiyor. Çobanlar bunu istiyor artık. Ben çocuğuma, ya benim çocuğum, ben hayvancılık yaparken benden tiksinmesin istiyor. Onun işleyelim, biz bir şey yapıyoruz. Bakın, Avrupa'da internet, sosyal medya olduğumuz için internetten izliyoruz. Bir bayan, kızı, samimi söylerim yani 8 ya da 9 yaşında. Ben de dahil şu fuar alanında çoğu kişinin doğum yaptıramadığı doğumu yaptırdı bir koyuna. Ve bayan 8-9 yaşlarındaki çocuğu kameraya alıyor, sadece konuşuyor. Kayıta almış. Ve düşünün 8 yaşındaki çocuğa normal bir doğumdan bahsetmiyorum. Yani eline el atıp bacağını birini çıkartıp ikincisini çıkartmaktan bahsetmiyorum. Daha ilerideki bir kuzuyu sağlıklı doğuruyor, doğumunu yaptırıyor. 8 yaşındaki bir çocuk. Bizim eksikliğimiz yok. Avrupa'yla aşağılamıyorum. Bilakis bizden çok çok üstün insanlar. Zekiler ki onu başarmışlar. Bizim de artık bunları kendimize eleştirerek bunu yapmamız lazım. Ortaya nasıl çobanlar çoban meclisini kurup biz ne yaparız sorusunu veriyorlar. Yani bir paylaşım oluyor. Bu paylaşımda ne yaparız? Şunu yapalım demiyoruz bakın. Kelime arasında çok büyük fark var. Ne yaparız diyoruz. Bunu yapalım değil. Ne yaparız? Ondan sonra bütün insanlar, çobanlar ve sevdalıları diyor ki şunu şöyle yapsak nasıl olur? Bunu böyle yapsak nasıl olur? Ya ben bunu yapabilirim. Çok güzel bir örnek verdim. Burada yaka kartları geldi. Bu yaka kartlarında Tarım Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın da kartları var. Elimde şu anda. Bende yani. O bana hatıra olarak saklayacağım. Bunu hiç tanımıyorum yapanı. Sadece Facebook'tan bir ileti geldi. Abi ben ne yaparım dedi. Dedi ki yani senin bütçene ortak olabilir miyim dedi. Hatta diyenlerden bir tanesi de burada arkadaşım var İngiltere'den. Dedim ki sakın. Para istemiyorum. Sadece orada olun. Yapabileceğiniz en güzel şey orada olmaktır. Hiç tanımıyorum. Çok güzel kartlar, hatıra kartları olarak ben ölene kadar saklayacağım. Hatta evime çerçeve yapacağım. Geldi insanlara çoban isimleriyle ya da çoban yazarak bunları dağıttı. Bu bizim için ölümsüz bir şey. Yani hayatım boyunca ben bunu unutamayacağım. Bana burada daha büyük hediye verselerdi ki kabul etmem. Bunun verdiği duyguyu bilmem. Çünkü hiç kimse kimseyi tanımıyor. Hiç kimse tanımıyor. Düşünsenize ya. Hiç tanımayan bir insan size iyilik yapıyor. Yani bize değil. Yani ortamda bir şey oluşturmaya çalışıyor. Ya bu kadar o duyguyu anlamak var ya müthiş bir şey.
Ve özür dilerim, şunu da ekleyeyim ben. Çok konuşmak istemiyorum çünkü arkadaşlarımın bilgileri muazzam. Neyi başardık biliyor musunuz? Sizin Koyun Keçi Dünyası sayfanız, Koyun Keçi platformu, Çobanın Sesi, Türkiye Küçükbaş Hayvancılığı, yine aynı bizim ismimize benzer bir isim var. Küçükbaş Hayvancılığı grubu var. Facebook gruplarından bahsediyorum. Aklıma gelen 5 gruptan bahsediyorum. 3 tane sayfa. Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığında söz sahibi olan insanlardan bahsediyorum. Yön verebilecek insanlardan bahsediyorum. Biz bütün insanları bir araya getirdik. Hani diyorlar ya, biz insanlar bir olmayı başaramayız. Kesinlikle ben ona inanmıyorum. Öyle uç noktada insanlar var ki ve biz bunu başardık. Yani biz dedik ki bizim hedefimiz insanlık. Bakın, koyun demiyorum. Sakın ha karıştırmayın. Bizim hedefimiz koyun keçi değil. Bizim insanımız, şunun bir simgesi vardır. Bu doğruluktur. Bu çoban sopasının görevi doğruluktur. Biz insanlığa, çobanlar Hazreti Adem'den beri doğruluk olarak yola çıkmıştır. Biz de inşallah ona layık oluruz. O hedefle yürüyoruz. Başka bir hedefimiz yok. Çok teşekkür ederim size. Biz çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey'e verdiği bilgilerden dolayı. Tabii Bülent Bey'i dinledikten sonra insanın aklında bambaşka şeyler canlanıyor. Ama çok temel şeyler söyledi, çok önemli şeyler söyledi. Hepsine tek tek katılıyorum. Şunu da söylemek, belirtmek istiyorum ki çoban kültürü bizim en temel kültürümüz. Yani Anadolu coğrafyasında sadece kendi tarihimiz için değil, bu coğrafyada hüküm sürmüş, yaşamış, nefes almış tüm topluluklar için çoban kültürü vazgeçilmez, her türlü kültürümüze, iliklerimize işlemiş bir kültür. Böyle bir kültürümüz varken, böyle bir altyapımız varken zaten sizin söylediğiniz şeyleri yeniden canlandırmak, yeniden hayata geçirmek, bunları yeniden hissetmek çok zor değil. Çünkü ben inanıyorum bunlar hala bizim DNA'larımızda var, içeride bir yerde var, hafızalarımızda duruyor. Mühim olan bunları yeniden canlandırabilmekti, bir araya gelebilmekti. Bu bir araya gelme ve bunları yeniden canlandırma sürecini de dijital medya, sosyal medya gibi bir aracıyla, araçla yapmış olmak da farklı bir kültür. Çünkü biz bugünlerde, son zamanlarda sosyal medyayı ve dijital medyayı her şeyde kullanıyoruz. Hatta öyle bir noktaya geldik ki gazete okuyacak vaktimiz yok, dijital gazeteler okuyoruz. Kitap okuyacak vaktimiz yok, dijital kitaplar okuyoruz. Zaten çobansanız, tarım, hayvancılıkla uğraşıyorsanız televizyon seyretmeye çok vaktiniz yok. Sabah çok erken saatlerde evden çıkıyorsunuz, çok geç saatlerde eve dönüyorsunuz. Ama tabii küçücük bir ekranda kocaman bir dünya hayatımıza girdi ve o hayat, tabii sizin de dediğiniz gibi, dünyanın dört bir yanından yağan böyle bir sürü bilgi var. Onları da içine alınca bu kültür bambaşka şeyler çıkıyor. Tabii yanımda başka misafirlerim de var. Hemen mikrofonu onlara da uzatmak istiyorum. Yanımda Erdoğan abi var. Neler söyleyeceksin bize? Neler söyleyeyim? O kadar çok söylenecek şey var ki. Sana çok teşekkür ediyoruz bir kere, her şeyden önce. Gerçekten. Ben, koyunum muhteşemdi. Muhteşem güzel bir koyunum var. Gerçekten herhalde bugüne kadar gördüğüm en iyi doğu frizlerden birisiydi diye düşünüyorum. Şimdi her insanın bir ideali var. Kimisi işte en iyisini başarmak ister. Kimisi olduğu yerde kalmak ister. Yani dünyaya bakış açısıyla alakalı bir şey bu. Benim dünyaya bakış açım daha farklı. Biz bu camianın içinde yer almadan önce kıyıda köşede kendi halince çobanlık yapan bir insan. Daha sonradan işte Bülent'le birlikte tanıştıktan sonra sorular gelmeye başladı. Yani paylaşılan sorular. Dediniz ya, bu dijital ortamı veyahut da sosyal medya nasıl kullanıldı? Yani orada bir arkadaşım benim bildiğim bir şeyi soruyor. İhtiyacı var ve bunu bilemiyor. Ben orada bildiğimi paylaştım. Yani bu öyle bir hale geldi ki, öyle bir konuma geldi ki, bir de baktım ki hiç hak etmediğim halde bu çoban kardeşlerim beni almışlar, öyle bir yere getirmişler. Yani ben bu kardeşlerime layık olabilmek, bu sevgiye, bu muhabbete layık olabilmek için daha fazla araştırma ihtiyacı duydum. Onların hayallerini kırmama adına, onların benim için düşündükleri şeyleri boşa çıkarmama adına daha fazla araştırma ihtiyacı duydum. Ve sonucunda baktım ki bizim toplum olarak şu küçük başa çok ihtiyacımız var. Eğer bizim elimizdeki tohumu aldılar,
dağdaki hayvanımızı da alırlarsa toplum olarak biz çökeriz. Ha, bunun bilincine vardım ve Küçükbaş'ın en iyi şekilde bu memlekete, bu insanlığa ve bu insanlığı yani memleketi de aşıp dünyaya nasıl faydalı olabilirini düşünmeye başladım. Hayallerim var. İnşallah birileri çıkar bu hayalleri gerçekleştirir. Yani benim buna ekonomik olarak gücüm yok. Sadece düşünce olarak var. Bugün onu, o düşünceleri burada bir 7 veya 8 tane arkadaşımla, yani bu işe başlamak isteyen, gönül vermiş, hiç tanımadığım insanlarla, sosyal medyadan beni takip edip de Erdoğan abi deyip yanıma gelip tanışan insanlarla paylaştım. Ve çok güzel sonuçlar aldım. Ama çok güzel. İnşallah bunun sonucunda belki de Türkiye'den dünyaya döllenmiş embriyo transferi var. Ve evet, gerçekten öyle. Ben 3 sene önce şu söylediklerimin hiçbirinden habersiz yaşarken bugün yani bu kardeşlerime, bu çoban arkadaşlarıma faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum.